İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 2. Abdülhamid'in Batı Ermenistan'daki Ermeni halkına karşı planı. Fransa'da Batı Ermenistan ve Ermeni halkının geleceğine adanmış konser. Ermeni dağlarındaki Ditsuhi Nane kültü. Zirnagabert Anıt Kompleksi'nde ve Yere Askeri Panteonu'nda dua edildi. Arman Tatoyan, Nerkinhan Köyü'nde insanlar mutfak için... Zavnefinin suyunu kullanmak zorundalar. 2024 Dink Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Akdamar değil, Akdamar. Batı Ermenistan'da Ermeni halkına uygulanan soykırım Armenoside rağmen Ermenilerin bu topraklarda çok uzun zaman önce, hatta Abdülhamid'in planından önce de yaşadığını anlamak önemlidir. İkinci Abdülhamit Ermenileri yok etmek amacıyla Hamidiye Alayları adı verilen özel gruplar oluşturdu. Bu onun Batı Ermenistan'daki Ermeni varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan planıydı. Abdülhamit yüzünden Batı Ermenistan'a Anadolu denmeye başlandı. Özellikle bugün ülkemizin veya devletimizin Anadolu olduğunu veya Türkiye olduğunu iddia edenlerin bu gerçeği dikkate alması gerekir o kişiler Ermeni Devleti'nin 1920'de tanındığını hesaba katmıyorlar. Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalandı. Bu antlaşma önemliydi çünkü Ermenistan'ın bağımsızlığını resmen tanıdı ve halefi Batı Ermenistan Devleti olarak toprak bütünlüğünü tanımladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan Fransa'nın en Provans kentinde Batı Ermenistan'ın ve tüm Ermenilerin geleceğine adanmış bir konser düzenlendi. Konsere Ermeni tarihinin en önemli konularına ve güncel sorunlarına değinen bir dizi konuşma eşlik etti. Özellikle 1894-1923 yılları arasında birbirini takip eden üç Türk hükümeti tarafından koordine edilen Batı Ermenistan Ermenilerine yönelik soykırım Arminosit ele alındı bu trajedinin Azerbaycan'ın Artsakh Ermenilerine karşı yürüttüğü soykırım Armenosit politikası 2023 yılından bu yana devam etmektedir. Konuşmacılar arasında Ermenistan Sonsuz Soykırım ve Ölen Dünya kitabının yazarı ünlü tarihçi Vincent Dükleri ağırlayan senatör Brigitte Devaze ve Vartan Simonyan vardı. Onlar, Ermeni milletini ve soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan nesilleri nasıl bir geleceğini beklediği sorusunu ele aldılar. Tartışmaya, Batı Ermenistan Ermenilerinin çıkarlarını Birleşmiş Milletler'de temsil eden Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Agap da katıldı. Ermeni yaylalarında Ditsuhi Nane'ye tapınma yaygındı. Nane, ailenin korunmasını, bilgiliği ve sağduyu temsil eden Ditsuhi olarak kabul edilir. Nane, yıllar içinde edindiği bilgelik ve sağduyu sayesinde aileyi koruyan ve kollayan Ermeni ailelerin büyük büyük annesine de benzetilebilir. Nane, Ermeni geleneğinde her kadının yaşamı boyunca olmaya çabaladığı bir idealdir bilgi atalarımız milli inancın oluşumu sırasında diçleri karakterize eden nitelikler üzerinden milleti eğiten, yetiştiren ve birleştiren idealleri yarattılar. Mesela bahsettiğimiz gibi nane kadın idealidir, anahit anne idealidir, aramaz baba idealidir vesaire. Tandır kraliçe Ditsuhi nane'nin sembollerinden biridir. Eskiden her seferinde yeni tandırı yakmak çok zor olduğundan evdeki ateşi söndürmeden tutmak gerekirdi ve bu da kadının görevi sayılırdı. Eşini kaybeden kocalar ocağım söndü diye yaz tutuyordu. Nar aynı zamanda kraliçe Disuhi Nani'nin sembollerinden biridir. Kaot ayının Varak gününde yani 14 Kasım'da bir soy ve aile bayramı olan Anmerat bayramı kutlanır. Bayramda nar kutsama töreni de yapılır. Aynı zamanda nanenin kutsanması bayramlarından biridir. Naneyi yücelterek ailemizde yaşayan her şeyden önce ulusal ve aile geleneklerimizin koruyucusu, aile birliğinin ve sıcaklığının garantörü olan tüm kadınları yüceltiyoruz. Kraliçe Ditsuhi Nane'ye şeref. Büyük annelerimize annelerimize ve kadınlarımıza şükürler olsun. Dünya Ermenileri Patri II. Garagin'in kutsamasıyla Kutsal Miron ve Ana Katedrali'nin yeniden kutsanması törenleri vesilesiyle Hristiyan kiliseleri ve kiliseler arası yapıların heyetleri ve temsilcileri, Ana Katedral'de görevli piskoposlar ve Ermeni Kilisesi'nin bölge piskoposluk liderleri, Armenosit kurbanlarının Kırlangıç Yuvası diye anılan Dzidernaga Bert anıt kompleksini ziyaret etti. Büyük Soykırım Armenosit anıtı önüne çelenk bıraktıktan sonra Ana Katedral Cemaatinden Vigen Başkiskopos Aykazyan Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'in kutsal şehitlerinin Ermenilere karşı şefaatini gerçekleştirdi. Musluk suyu Sunik bölgesinin Nerkin Hand köyündeki Zav nehrinin suyudur. İnsanlar bunu mutfakta çocuklar için vesaire kullanmak zorundalar. Bakü 13 Eylül 2022'den bu yana Doğu Ermenistan'ın Nerkin Hand bölgesindeki içme suyu kaynaklarına el koyarak insanlara insanlık suçu teşkil eden zararlar veriyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda uluslararası Hrant Dink ödülü sahiplerini buldu. Etkinlik Hrant Dink Vakfı'nın internet sitesinden ve sosyal platformlardan yayınlandı. Bu yılki ödüller kadın hakları alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara verildi. Ödülün kazananları Batı Ermenistan'ın en uzun soluklu kadın güçlendirme örgütlerinden biri olan Morçatı adlı Kadın Sığınma Evi Vakfı ve kadın sünnetine karşı cesurca mücadele eden Sierra Leone'den Rogiatu Nena Touru oldu. Ödül, ırkçılık, ayrımcılık ve şiddet karşısında barış, adalet ve özgürlük fikirlerini destekleyen kişi, grup veya kuruluşlara veriliyor. Ahtamar ismi Ermeni kökenli olup, Kral Gagik Arzuruni'nin eşi Kraliçe Tamar ile ilişkilendirilmektedir. Bagratyanlı, birinci Aşot'un oğlu Şabuh'un kızı olan Tamar, tarihi kaynaklarda dönemin önemli kadınlarından biri olarak anılır. Ahtamar ismine ilişkin en eski kayıt, 5. yüzyılın başlarında Paustos Büzant'ın yazdığı Ermeni tarihi adlı eserde bulunmaktadır. Burada Ahtamar isimli adanın o dönemin stratejik ve siyasi olaylarında önemli rol oynadığından bahsediliyor. Akdamar'ın Kutsal Haç Kilisesi 10. yüzyılda Gagik Arzurunen'in gelişimiyle inşa edilmiştir. O zamanlar ada Vaspuraka'nın Arzurun'ların güçlü merkezi haline geldi. Kilise güzel mimarisi ve tarihi önemiyle tanınır. 1980'lerde Türkiye'de işgal altındaki Batı Ermenistan'da Akdamar'ın adı Ermeni mirasının bir çarpıtması olan Akdamar olarak değiştirildi. Bugün Ahtamar, Ermeni halkının tarihinin ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.